Herkese bir başka çilekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Evet. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün ama küçük bir alışveriş yapacağız. Ben bir balıkçıya geçeceğim. Bir ufak bir balık operasyonumuz var. Onu bir halledeceğiz. Hallederken de hem işte skuturla gideyim dedim. Hem de bir içerik çıkartmış olalım dedim. Kısa bir içerik olabilir. Ama sizin izleyenlerimizin huzuruna sunmaya çalışacağım. Şeritten geldin abi. Şuradan gidelim. Aşağılar çok çok yoğun aşağılar. Bir hafta sonu bugün. Birazcık şey ne derler? Kalabalık. Evet. Ana sokaklardan yandan yandan gidiyoruz. Kimseyi bunaltıyoruz ne de birileri bizi bunaltıyor. Şuradan aşağı ineceğiz. Sinyalimizi verelim. Abi ayna almıştım da beğenmedim ya, çıkarttım. Zaten tam da göremedim. Biraz küçük oldum dedim. Tipi de çok kötüydü. Görüntü de kötüydü zaten. O fiyata güzel kaliteli bir görüntü almamız zaten imkansız gibi bir şeydi. Biz de abi bıraktık ya dedik. Eski usul devam. Şuradan geçelim şimdi. Karşıya. Oo, gene buralar şişmiş. İlerisi gene şişmiş. Her zamanki gibi. Bak şu araba çıkacak. Şu arabaya dikkat edelim. Heh, çok güzel. Şuradan devam edelim. Amca. Herkesin bir acelesi var ya. Herkes bir gergin abi. Şimdi mesela şu araya girmeyeceğim abi. Bunun da gidesi yok gibi de gireyim, dur bakayım şuradan gideyim, burası boşluk var. Evet. Şehir içinde cidden muazzam alet. Sana kararsız kaldı. Şuradan bize çıkmasın. Şehir içi muazzam alet ama abi yoruyor ya bu. Niye yoruyor? Ona dikkat et, buna dikkat et. O çıkacak, bu çıkacak. Bak şimdi şuradan yaya geliyor. Şuradan şu araba çıkıyor, beni gördü. Eyvallah. O bana yer verdi, ben ona yer verdim. O geçsin dedim. Şimdi buradan gidiyorum. Bu sağdakiler açılacak mı? Kapıda var mı, biri var mı bilmiyorum. Oradan arkamı kontrol ediyorum. Ya bu konuda bir yorucu oluyor biraz. Arabadayken ne yapıyorum abi? Dümdüz gidiyorum ya. Aynalarımı kontrol ediyorum. Bir sorun, bir sıkıntı yaşamıyorum. Bunda maalesef o oldu mu bu oldu mu, o çıktı mı bu çıktı. Mesela şimdi bu arabanın ışıkları yanıyor, ayağı falan da gaza basıp yola atlayabilir mi diye hemen aklımdan geçirdim, kendime bir tık kenara attım. Ya bu konularda skuter sürücü mesela şimdi şuradan birileri çıkacak mı diye bakıyorum, kapılar kapalıymış, oradan devam ediyorum. Ya hep bir şeyler ya, böyle sürekli bir şeylerle meşgul olmak zorundasın. Yani yoksa zahmetli değil de işte bu düşünme işleri zahmetli sürekli. Işık yandı. Şimdi buradan en genişten dönmeye çalışacağız. Buradan dönerken bakacağız. Bak sürekli arkamı yokluyorum. Sen düz mü gideceksin diyorum. Yok dön diyor. Biz buradan bağlanacağız şimdi. Buradan en sağa geçeceğim. İşte bu dönüş de biraz sakat. En sağdan en sağa geçmeye çalışıyoruz. Yani en sağ şeritten çıkıp en sağ şeride sola dönüp kendimizi en sağ şeride bırakmaya çalışıyoruz. Niye? Abi güvendiğimiz için. Burada gene yapıştırdık ama işte 50-60 km'lik hızlara çıkabilen bir skuter olsaydı bu, kendimi orta şeritte bulabilirdim. Bak arabalardan hızlıyım herhalde ama 32'de kaldım mesela. Bu da bunun bir handikapı. Yani mesela şimdi orada iş makineleri benim için bir sıkıntı. Çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. O olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bu konuda hakikaten biraz zahmetli oluyor bu süreç benim için. Ki çoğu skuter kullanıcısı için de böyle olduğunu düşünüyorum. Aha boş. Şunu atlayayım abi. Çünkü buradan şu kasalar kavşaktan
alacağız balığımızı. Belki kesmen devam ederiz. Bir devam ederim diye düşünüyorum. Yani mesela bak şimdi şöyle gidiyorum. Bu kapı açar mı açmaz mı bilmiyorum. İyice yavaşladım yanımda. Zaten normalde de sığmazdım oraya da. Neyse abi. Öyle o şekilde o şekilde işler. Şimdi mesela ben bunu durdurayım. Buradan da eve gidişte devam ederiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balığımızı da aldık. Abi aşağısı bir sıkışık, bir sıkışık. Yani bir sıkışık. Yani bak şurada bile arabaya koyacak yer yok. Şimdi ben buraya skuterla gelmeseydim eğer mecburen arabayla gidecektim. Ki başka şansım yok. Çünkü yürümeye kalksam yani 25 dakikadan fazla yürürüm rahat. Buraya doğru. O yüzden skuterla geldim ettim. O yüzden skuterla geldik ettik. Sıkıntı yok o konuda. İşte gayet tatlı bir şekilde geldik. Skuterimizi park ettik. Oraya kilitledik. Oradan devam ettik. Var mı abi sorun? Tabii ki yok. Ya hakikaten veli nimet ya elektrikli skuter. Ya park gibi derdin yok, bir şeyin derdin yok. Ya şehir içi harika bir alet. E tabi uzun şeylere gidemezsiniz mesela. Böyle yerlerde, sıkışık trafiklerde çok sağlam işler yapabilen bir cihaz. Mesela şurada ya yine bekleyeceğiz mi bekleyeceğiz ama en önde bekleyeceğiz mesela. En arkadaki araç değiliz baktığınız zaman. Böyle bir artısı var, böyle bir güzelliği var. Ha bakın ışık yandı abi. Mesela bu hızlarda ben uydururum mesela. Bu trafiğe ayak uydurabiliyorsun. Buradan sola döneceğiz. Biz sinyalimizi vereceğiz. Sola dönüş yapacağız. Böyle şuna dikkat edelim de bir. Mesela işte bir de bu sıkıntıları var. Onu konuştuk zaten. Ara vermeden önce. Ya çok dikkat etmeniz lazım her şeye ya. İşte o dönecek mi, bu çıkacak mı? O şey yapacak mı, bu edecek mi? O konuda işte biraz stresli bir alet diye. Abi içeriğimiz durdu ya. Kaydı durdurduk kazayla. Yanlışlıkla kaydımızı durdurduk. Bunu bir şekilde telafi ederiz artık neyse. Ben bir şekilde halletmeye çalışırım. Bir şekilde bağlarız oraya. Neyse devam edelim. İşte sürekli şeye dikkat etmeniz lazım. İşte o ne oldu, bu ne oldu. Bu buradan çıktı mı, oradan geçti mi, oraya gitti mi. Mesela şimdi önümdeki araba dönecek mi, düz mü gidecek. Sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Sinyal vermiyor. Büyük ihtimal düz gider. Ki öyle ama sinyal vermeyip dönenler de var. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Ama iyi ki skuterim var diyebiliyorum ya. Hani umarım herkesin istediği bir skuter olur. Herkes istediğinin daha iyisine kavuşur tabii ki ama iyi de olsa kötü de olsa mutlaka bir tane herkesin olması lazım. Bunun tadı başka ya, böyle küçük hareketlerde, işte böyle küçük ufak çaplı 3-5 kilometrelik yerlere git geldiler, harika bir alet. Kesinlikle satın. Bak mesela lap diye durdu abi yani. İşte dikkat etmemiz lazım vallahi. Şimdi bak yine bak, şimdi sola geliyor. Oradan da sola geliyor, oradan sağa geliyor, sonra bir daha sola gidiyor. İşte o yüzden abi ne yapıyorum? Hemen ara sokağa kaçıyorum. Direkt bak, hiç beklemem. En azından daha güvenli benim için. Daha sağlam yolculuk yapabiliyorum. Sol sinyalimizi verelim. Devam edelim. İşte. Onlar bizi görmüyor, onlar bize dikkat etmiyor ama biz kendimize dikkat etmek zorundayız. Çünkü bu aletin abi şakası yok maalesef. Maalesef bir şakası yok. O yüzden abi ne yapacağız? Kendimize çıkayacağız. Kendimize ufak çaplı bir şekilde düzen vereceğiz. Her şeye bakacağız. Her şeyi kontrol edeceğiz. Bir şeyi kaçırdığımız anda hop en iyi ihtimalle asfalt zımpara gibi kazayacak. En iyi ihtimali bu. En kötü ihtimali zaten Mortingen Strize. Evet. Tırmanmaya devam edelim de. Yani burayı da kapatmışlar bomba abi yani. Onu kapatmış, bu oradan kapatmış. Neyse. Ben şurada durayım, işlerimi sonlandıralım. Evimize yaklaştık zaten. Balığımız da gözüksün. Neyse. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.